Biz ikinci gün yola çıktık. Trafik şartları çok zordu, hem hava şartlarından dolayı hem de şehre giriş çıkışta çok ciddi bir iş araçlarının trafiği vardı. Yoğun bir trafik vardı. Üçüncü günü sahada olabildik. Yaklaşık 6 gün durduk. Tabii izlenimlerimiz çok acı. Çok ciddi bir yıkım var. Hatay, Antakya merkez tamamen bize göre yok olmuş durumda. Samandağ'a gittik. Orası da öyle. İskenderun nispeten o bölgelere göre daha iyi ama orada da çok ciddi denecek yıkımlar var. Gözlemlerimiz özellikle ana akslarda binaların altında dükkan olan yerlerin çoğunun, yani tamamına yakının yıkıldığını gördük. Burada da kolon kesme işlemlerinin olduğunu tahmin ediyoruz. Bazı yerlerde de enteresan durumlar gördük. Bazı binalar yan yana. 3 bina var atıyorum. Ortadaki yıkılmamış, sağındaki ve sonundaki yıkılmış. Bazılarının beton numuneleri güzel görünüyor, sağlam görünüyor ama gene yıkılmış. Muhtemelen orada da bir kolon kesme ya da projeyi yanlış uygulama gibi durumlar var. Hem zeminle alakalı hem projeye sonra, binalara sonradan fiziksel yapılan müdahalelerden dolayı yıkımların olduğunu gördük. Bölgede çok ciddi bir çadır ihtiyacı vardı. Biz hızlıca tedarik edebildiğimiz çadırları bölgeye sevk ettik ve kurulumunu gerçekleştirdik. 3 farklı ilçede İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda hem konteyner hem çadır kurulumları devam ediyor. Tedarik süreçlerindeler. Şu an bölgedeki en büyük ihtiyaç barınma. Çünkü artık maalesef enkaz kaldırma süreçleri başladı. Şimdi o kadar büyük bir felaketle karşı karşıyayız ki, yani yıkılan bina sayısına insanlara oranladığımızda bunun altından kalkılabilecek bir durum değil maalesef. Yani deprem anında enkaza yapılacak müdahaleler fiziksel olarak çok altından kalkılabilecek bir yük değil. Bu sadece bir ilin 2-3 ilçesinden bahsediyorum gözlemleyebildiğimiz. Önemli olan bu hale gelmemek. Yani biz böyle bir afetle karşılaşırsak, yani bir yıkımla, depremin en gerçek ve acı yüzünü biz şu anda yaşıyoruz ülke olarak, üzülerek söylüyorum. Enkazdan kurtarma çalışmaları, o 3-4 günlük çalışmalar bu işin önemli bir kısmı, bir can bile önemli. Bugün bile insanlar enkazdan çıkıyor ama çok yeterli olabileceğimiz bir süreç değil. O yüzden bizim bu yıkımdan önce bir çözüm bulmamız gerekiyor tüm paydaşlar olarak. Bununla ilgili de akılcı hareket etmemiz gerekiyor açıkçası. Yani evet, arama kurtarma faaliyetleri hem vatandaşlar hem STK'lar çok canlı başla müdahale ettiler ama yeterli değil. Olma şansı da yok çünkü çok ciddi bir yıkımdan bahsediyoruz maalesef. İstanbul'da şimdi bu bölgedeki nüfus da yaklaşık 13,5 milyon, Türkiye'nin nüfusunun %15'i şu an deprem olan bölge. Ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış. İstanbul'da böyle bir afetle karşılaşırsak bunun kat kat fazlası sorun yaşayacağız, öyle görünüyor. Çünkü hem yapı kırılganlığı çok yüksek bir kent, hem de çok dar alana çok yoğun yapılaşmanın olduğu, ekonominin can damarının olduğu bir kentten bahsediyoruz. Umarım biz İstanbul'da böyle bir afete yakalanmadan bu riskli yapıların tahliyesini yaparız. Evet, biz İstanbul'u yenileniyor diye bir sistem hayata geçirdik. Amacımız neydi? Riskli yapıları inşaat maliyetine dönüştürmek. Ama çok hızlı başladığımız bir süreçte yavaşlamaya başladık. Neden? İnşaat maliyetleri çok arttı. Finans maliyetleri çok arttı. O yüzden biz sürekli dedik ki devlete, gelin birlikte yenileyelim. Sosyal konut kampanyalarındaki gibi, orta gelir grubuna sundukları kampanyalardaki gibi uygun ödeme planları veya uygun faiz seçeneklerini biz vatandaşa sunarsak, uygun uzun vadeli ödemede borçlanmalar sunarsak bu risk yapıları çok hızlı tahliye edebileceğimizi söyledik. Bunun ne kadar önemli olduğunu bugün görüyoruz. Çünkü olası bir afette ne kadar imkanlar, koordineler olsa da, iş gücü oluşturulsa da maalesef yeterli olmuyor. Bundan sonra artık biz enkaz sonrasını, yani afet sonrasını planlayacağız. Güneydoğu Anadolu bölgesinde, deprem bölgesinde, İstanbul'da bunu yapmamamız için daha dayanıklı bir hale getirmek zorundayız bu kenti. O yüzden deprem öncesi gerekli hazırlıkları yapmalıyız. Deprem olduktan sonrası gerçekten bir kaos. Şu anda biz İstanbul depremini, üzülerek söylüyorum ama, fragmanını yaşıyoruz. Ve orada ne kadar eksik olduğumuzu gördük. Allah korusun diyorum, İstanbul'da bunun daha düşük bir deprem bile olsa daha büyük felaketiyle karşı karşıya kalırız. Çünkü çok dar bir alanda çok daha büyük bir nüfustan bahsediyoruz ki sadece İstanbul değil, Marmara'dan bahsediyoruz, 30 milyon nüfus. Yani ülke nüfusunun yaklaşık %25'inden bahsediyoruz. Şu anda deprem olan Maraş bölgesindeki deprem ülke nüfusunun %15'ini etkiliyor. Türkiye'de nüfusun %15'i öyle ya da böyle hareket edecek. Canlı kalanlar hareket edecek. Bir iç göç başlayacak.
komşu illere bir göç başlayacak, büyük kentlere göç başlayacak. Bunun hem ekonomik hem sosyolojik çok ciddi olumsuz etkilerini maalesef göreceğiz. Bununla ilgili hep söylüyoruz, afet öncesi önlemi almak lazım. Afet sonrası maalesef sıkıntılı bir süreç. Şu an bunun fragmanını yaşıyoruz.